Hızlı bilimsel bakış video serimizin bu haftaki bölümünde sizlere nükleer enerjiden, daha doğrusu nükleer enerji ve nükleer fisyon içerisindeki zincir reaksiyonundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Nükleer enerji üzerine biz daha önce video çekmiştik. Onu şu sağ üstten izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Evrim Ağacı gibi kanalların çekmiş oldukları videoları da ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Biz bu videomuzda daha çok zincir reaksiyonu kısmına odaklanacağız. Ama tabii ki öncesinde nükleer fisyonla ilgili bazı bilgiler vermek gerekiyor. Nükleer fisyon yani ayrışma tepkimesi basit olarak çok büyük Kütle numarasına sahip bir atomun iki tane daha küçük kütle numarasına sahip atoma ayrışma durumudur. Örnek vermek gerekirse uranyum 235'i ele alalım. Uranyum 235'e bir tane nötron göndermeyi başarabilirsek uranyum 236 anne gelir. Uranyum 236 ise kripton ve baryum olmak üzere iki farklı parçacığa bölünür. Kripton ve baryumun kütle numaraları toplamı 233'tür. Yani bu bize kısaca şunu söyler. Biz bir uranyum ayrışmasından çok büyük bir miktarda enerji ve 3 tane nötron elde ederiz. Açığa çıkan nötronlar yeni fizyon tepkimeleri başlatır. Yeni fizyon tepkimelerinden yeni nötronlar açığa çıkar. Açığa çıkan nötronlar tekrar yeni fizyon tepkimeleri başlatır. Bu şekilde zincirleme bir reaksiyon gerçekleşir. Biz bunu zincir reaksiyon olarak adlandırıyoruz. Zincir reaksiyonu bu şekilde basitçe tanımlayabiliriz. Ama lakin biz burada bilimsel bir bakış, hızlı da olsa bilimsel bir bakış gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeterli mi bizim için bu kadar bilgi? Hayır. Şimdi gelin K diye bir oran tanımlayalım. K bize n artı birinci adımda açığa çıkan nötron sayısının eninci adımda açığa çıkan nötron sayısına oranını versin. Yani tepkimenin bir sonraki aşamasında açığa çıkan nötron sayısının tepkimenin bir önceki aşamasında açığa çıkmış olan nötron sayısına oranına bakalım. Eğer bu K sayısı birden küçükse bunu subcritical olarak adlandırıyoruz. N artı birinci adımda üretilen nötron sayısının eninci adımda üretilen nötron sayısından küçük olması bize tepkimenin eninde sonunda biteceğini söyler. K eşittir bir durumunda ise reaksiyondaki n artı birinci adımdaki nötron sayısının bir önceki adımdaki nötron sayısına eşit olduğu anlamına gelir. Bu tarz durumlarda zincirleme reaksiyonun devam etme olasılığı vardır. Son olarak K'nın birden büyük olma durumunu ise süper olarak değerlendiriyoruz. Bu durumda tepkime zincirleme bir şekilde devam edecektir. Hatta kontrol edilemeyen patlamalara, evet yani nükleer bomba özünde böyle bir şey, kontrol edilemeyen patlamalara sebep verecektir ve açığa çok büyük enerjiler çıkacaktır. K'nın birden büyük olduğu durumlarda kontrol edilebilen çevre ortamlarına sahip olduğumuzu düşünelim. Örneğin bir nükleer reaktörde zincir reaksiyonları enerji üretimi açısından çok önemlidir. Bütünüyle bir nükleer reaktör benim burada sizlere anlatabileceğim bir şey değil. Sizlerin de bir YouTube videosuyla anlayabileceğiniz bir şey değil ama ekranda gördüğünüz diyagram çok basit bir şekilde bize bir nükleer reaktörün çalışma prensibi hakkında bilgi verir. Uranyum söz konusu olduğu zaman her zaman zenginleştirilmiş uranyum, doğal uranyum gibi kavramlar duyarsınız. Aslında doğal uranyumu zincir reaksiyonlarında kullanabiliriz ama şunu unutmayın. Doğal uranyum uranyum 235 ve uranyum 238'in bir karışımıdır. Uranyum 235 ise daha kısa bir lifetime yani daha kısa bir yaşam süresine sahiptir. Zenginleştirilmemiş doğal uranyum 1 bölü 138 oranında uranyum 235'e sahiptir. Şimdi uranyum 235 tarafından üretilen nötronlar zenginleştirilmemiş doğal uranyum içerisinde uranyum 238 tarafından yakalanırlar. Dolayısıyla bunlar bizim pek işimize yaramazlar. Bu nedenle zenginleştirilmiş uranyum yani bütünüyle uranyum 235'ten oluşan yakıtlara ihtiyacımız var. Uranyum zenginleştirmek bu açıdan çok önemli. Ekranda gördüğünüz kontrol çubukları ise genelde yüksek nötron absorption yani yakalama, absorbe etme özelliğine sahip kadmiyumlardan yapılır. Kontrol çubuklarının asıl amacı tepkimeyi yavaşlatmaktır. Tepkimedeki nötron sayısını artırıp azaltabiliriz. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Çernobil nükleer patlamasında yaşanan durum ise kontrol çubukları arızasıydı. Kontrol çubukları ihtiyaç duyulduğunda tepkimeyi yavaşlatmak amacıyla kullanılmaktadır yani örnek vermek gerekirse elimizdeki nükleer tepkimenin içerisinde çok fazla nötron üretiliyorsa yani tepkime çok hızlı bir şekilde zincir reaksiyon gerçekleştiriyorsa kontrol çubuklarını içeri daldırarak açığa çıkan nötronların diğer uranyum atomları tarafından değil de kontrol çubukları tarafından yakalanmasını sağlarız. Bu sayede tepkimenin hızı yavaşlatılmış olur. Çernobil nükleer faciasında yaşanan durum bir sebepten ötürü bu kontrol çubuklarının nükleer reaksiyona müdahale edememesidir. Evet iyice dallanıp budaklanmadan biz konumuza tekrar gelelim. Bu K değerini sabit tutmamız çok önemli. Sabit bir enerji, sabit bir zincir reaksiyon hızı istiyorsak K değerini sabit tutmamız gerekli. Örnek veriyorum tepkime çok yavaşladıysa çubukları çek, tepkime çok hızlandıysa çubukları daldır ve bu sayede tepkimin hızını kontrol et. Ekrandaki görselde değinmediğimiz bir şey daha var. Onun ismi de moderatör madde. Moderatör madde yakıtımızın etrafını saran maddenin ismi. Moderatör maddenin kullanım amacı ise aslında çok basit. Açığa çıkan nötronların hızını yavaşlatmak. Şimdi şöyle düşünün, açığa çıkan nötronların hızı yavaşlarsa etraftaki diğer uranyum 235 atomları tarafından yakalanma ihtimalleri artacaktır. Moderatör maddeye örnek olarak ağır su gösterilebilir. Çekirdeğin dışında çekirdeği soğutmak için bildiğimiz su bulunur. Bunun amacı bütün soğutma sistemlerinde olduğu gibi sistemin sıcaklığını düşürmek ve erimeleri engellemektir. Ekranda gördüğünüz diyagram çok çok basit bir şekilde bir nükleer reaktörün genel yapısını göstermektedir. Bizleri sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pisi bilim birkaç fizikçi tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir açık bilim oluşumudur. Amacımız Türkiye gençlerine popüler bilimi çok doğru ve basit bir şekilde anlatabilmek. Sizler de bizlere destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.